Merhaba değerli izleyicilerimiz. Radyo Sağlık ekranlarında Sağlığın Başkenti programına hoş geldiniz. Normalde bu programımız yüz yüze birebir konuk katılımıyla olacaktı. Ancak malumunuz üzere bir koronavirüs salgını var. Ülkemizde böyle bir durum yaşanıyor. Bu durumdan dolayı uzaktan bağlantı yoluyla programımızı yapmayı devam ettirmeye karar verdik. Bugünkü konuklarımız Heybet Arslanoğlu ve Hüseyin Ayhan. Kendilerinden öncelikle dinlemek isteriz. Sağlığın Başkenti programı bu ilk bölümümüz. Hepinize merhabalar diyoruz tekrar programımızda. İnşallah programımız devam edecek. Çeşitli konuklarımızla ilerleyen zamanlarda devam edecek. Şimdiden sürçülisan edersek affola. Burada sağlıkla ilgili herkes konuşuyor malum Türkiye'de. Birçok yorumcu var. Ama sağlığın içinde şu an sendikacılar ne düşünüyor? Çalışanlar ne düşünüyor? Sağlıkla ilgili STK, dernek ve sendika başkanları ne düşünüyor? Bunları inşallah programımızda her seferinde dile getireceğiz. Programımızın ismini sağlığın başkenti olarak koymamızın sebeplerinden biri de budur. Ankara'dayız. Evet, sağlığın başkentindeyiz. Bakanlık burada, birçok genel müdürlük burada. Sağlık Ankara'dan yönetiliyor. Doğal olarak sağlığın yönetimiyle ilgili program içerikleriyle karşınızda olacağız. Şimdi sözü konuklarımıza bırakmak istiyorum. Öncelikle Heybet Başkan'a bırakmak istiyorum. Heybet Başkan, bilerek tanıtmadım seni. Bizzat konuklarımız, izleyicilerimiz senden duysunlar seni. Genel olarak kapsamlı şekilde Heybet Arslanoğlu kimdir, görevleri nelerdir? Söz sende. Teşekkür ediyorum Kürşat Bey. Öncelikle programınızın hayırlı olmasını diliyorum. İlk program, bunun devamının da geleceğini ve başarılı olacağına inancım tamdır. Kendimi tanıtmak gerekirse Heybet Arslanoğlu kimdir? Ben bir radyoloji teknikeriyim her şeyden önce. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde aktif olarak radyoloji teknikerliği görevimi devam ettirmekteyim. Bir başka kimliğim de tüm radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri derneği genel başkanlığını yürütüyorum. Ayrıca değişik üniversitelerde akademik çalışmalarımız da var. Öğretim görevlisi olarak dersler veriyorum. Sağlığın Başkenti programı önemli bir program. Bunun sizin tarafınızdan bir projelendirilmiş olması ayrıca çok önemsiyorum. Ve her şeyden önce gerek sağlık çalışanlarına, gerekse kamuoyuna bir güven aşıladığını belirtmek istiyorum. Ve bu Sağlığın Başkenti programının ilk konuğu olmak da ayrıca bir gurur verici, bir onur verici. Malum bildiğiniz üzere dünyada olduğu gibi ülkemize de COVID-19 gibi görünmeyen bir düşmanla çok ciddi bir mücadele yaşanıyor, bir savaş veriliyor. Bizler de radyoloji teknisyenleri olarak bu savaşın bir parçasıyız. Bu mücadelede tüm sağlık çalışanları gibi bizler de cephede en ön saflarda yer almaktayız. Bununla ilgili tabii ki meslek grubumuzun ve genel anlamda da sağlık çalışanlarının sahada yaşadığı bir takım sorunlar, bir takım problemler var. Program içerisinde sanırım sizler de soracaksınız. Biz de söz verildikçe bunları değerlendirmeye ve kamuoyuyla paylaşmaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz Heybet Başkan. Söz şimdi Hüseyin Başkan'da. Başkan diyorum çünkü arkadaşlar STK'larda görevli başkanlar, başkanlık görevleri var. Bundan dolayı başkan olarak hitap ediyorum. Buyurun Hüseyin Başkan, sizi tanıyalım. Hüseyin Bey, teşekkür ederim. Yaklaşık 33 yıldır sağlık camiasında görev almış birisiyim. Sivil toplum örgütçülüğün yaklaşık 27 yıldır bir kanadında duran birisiyim.
bir sendikanın ilk kuruluş aşamasında, sonrasında iki derneğin kuruluşu, en son bir sendikanın kuruluşunu yapıp yaklaşık 3 yıl sendika başkanlığını yürüttükten sonra nereden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra işte şu anda da ben Sağlık Sendikası'nın Ankara İl Başkanlığı'nı yapmaktayım. Şimdi şunu söylemek gerekir. Dünya konjonktüründe bakıldığı zaman aslında sağlık kısa kalıplara sığdırılamayacak kadar büyük bir şey, genel yapısı var. Ama ülkemizde özellikle sivil toplumculuk hareket, yani dünyadaki New Organization dediğimiz devlet yapıların görevini yapmamasından dolayı bugün ülkemizde ne yazık ki sivil toplumculuk sıkışmış durumda. Evet. Dolayısıyla da sağlık çalışanları hak arama mücadelesinde sadece kendi eksenlerinde bir şey yapmaya çalışıyor. Yani ne diyeyim, sivil toplumculukta şunu gördüm. İnsanlar sizden hukuksal bilgi anlamında bir şey istemiyor. Bardak, çanak vesaire istiyor. Şimdi ülkemizdeki, yani ben konunun dışına çıktım biraz daha, kendimi tanıtacağım. Çünkü Hüseyin Ayhan'dır, kimdir konusu çok net. Bugün Hüseyin Ayhan bu ülkede sağlık adına verdikleri ortada. Daha bundan 10 yıl öncesi bu ülkede mesleklerin tanımı yokken, meslek tanımı görev ve yetki sorumluluklarıyla bir sahada çalışmış birisi. Arkasından verdiği mücadeleleri orada, hukuksal ve idari pozisyonlardaki görevleri bellidir. Yaklaşık 11 yıl idarecilik pozisyonum var. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Tedavi Kurumlarında Şube Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'ndan geçtikten sonra İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevleri ifa etme görevine haiz oldum. Halen de İstibaylarım Kadın Doğum Hastalıkları Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapmaktayım. Evet. Seyircilerimizden, izleyicilerimizden bilenler bilir. Ben de eski bir sağlık sendikası başkanıyım. Aynı zamanda sağlıkta STK'lar yürüttüm, yönettim. Hüseyin Başkan güzel bir konuya değindi. İnsanlarımız sendika deyince hukuki bir hakkın peşine düşmekten ziyade maalesef gerçekten bardak, çanak, kalem, defter istiyorlar. Bize ne hediye getirdiniz öyle bakıyorlar. Ben de sendikacılık yaptığım dönemlerde şunu söyledim. Biz size bardak vermek yerine bardağın parasını kazandıralım. Asıl sendikacılık budur. Bardağın parasını kazandıralım. Bardağı kendiniz alın. Bu batı tarzı sendikacılık budur aslında. Türkiye'de maalesef sarı sendikacılık şeklinde yürüyor bu işler. Bunu anlayanlar tabii ki üyemiz oluyordu. Onlara da hukuki açıdan hani dilekçelerini yazıyorduk. Yaşadığı sorunları yaşıyorduk. Tayinle ilgili, maaşla ilgili her konuda ilgileniyorduk. Bu da fark ettiriyordu. Batı tarzı sendikacılığı bilen zaten bardak çanak sendikacılığına yeşil ışık yakmaz. O konuda omuzlar ipliği çok iyi bilen insanlardan biriyim. Hüseyin Başkan. Evet. Şimdi gündem malum, Türkiye'nin gündemi şu an koronavirüs. Bizim de uzaktan yayın yapmamıza şu an sebep olan hususlardan biri. O konuya gireceğim. İlla ki gireceğiz. İnsanlar zaten başka bir şey düşünmüyor ama girmeden önce bu dönemde ve daha öncesinde bu dönemi de etkileyen Heybet Başkan'dan başlamak üzere sizi de aynı konuda dinleyeceğim ben, Hüseyin Başkan. Heybet Başkan, siz radyoloji teknisyenlerini, radyolojinin direkt içindesiniz. Alanınız doğrudan bu. Yönettiğiniz STK'nın da alanı bu. Hani benim duyumlarıma göre alıyorum, sahadan halen bilgi alıyorum. Mesela şu an tomografi had safhada istenmeye başlanmış. Radyoloji teknisyenleri daha fazla mesai harcamaya başlamış. Zaten çalışma şartları kötüydü. Şu an bununla ilgili durum nedir? Aldığım duyumlar doğru mudur? Daha fazla zorlanıyor mu radyoloji teknisyenleri? Bu iş daha da karıştırdı mı? Bizzat sahadaki bir kişi olarak, konuyla ilgili bir kişi olarak senden bu konuyu dinlemek isteriz.
Tabii ki yani sonuçta biraz önce de ifade ettim. Biz dünyadaki diğer milletler gibi ülkemize de bir milli seferberlik ruhuyla bu koronavirüs dediğimiz COVID-19'la mücadele ediyoruz ve radyoloji teknisyenleri de bu mücadelenin bir parçası, hatta belki de en önemli parçası durumunda. Özellikle COVID-19 ile görüntüleme birimleri çok daha ön plana çıktı. Yani tomografilerin bugün ülkemizde COVID, sadece ülkemizde değil, dünyanın diğer ülkelerinde de COVID'in tanı konulması aşamasında veya işte tedaviye başlama aşamasında çok sık kullanılan bir yöntem. Bunun iki sebebi var. Bir, ülkemizde test sayısının yetersiz olması. İki, test sonuçlarının geç çıkması. Diğer taraftan da tomografi cihazlarımızın ülke genelinde yaygın olması, ulaşılabilir olması ve sonucunu hemen 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde alıyor olabilmemiz. Bu nedenle bugün COVID polikliniklerine veya acil servislere başvuran hemen hemen hastalarımızın çok büyük, önemli bir kısmı tomografiye yönlendiriliyor. Bu aslında doğru bir yöntem değil. Tomografi cihazının burada bir tarama aracı olarak kullanılması tıbben de çok yanlış bir uygulama. Evet başkan, tomografide... araya giriyorum. Üstü geçmeden bu soruyu sormam lazım. Test sayısı yetersiz dediniz bir. İki, test süresi gecikiyor dediniz. Geç evet. Çıkıyor dediniz. Önce bununla ilgili bir şey sorup oradan az önce tomografi tabii. Konusuna geçmek istiyorum. Test sayısı sizce ne olmalıdır? Ve hani süresi bizde nasıl? Ekranlarda gösterildiği gibi biliyorsunuz insanların aklı çok karıştırıldı bu konuda. Sizden de aydınlatıcı bir bilgi almak isterim ben bu konuda. Şimdi şöyle, son zamanlarda Sağlık Bakanlığı bunu biraz daha yaygınlaştırdı. Bugün 30 binlere neredeyse yakın bir test yapıyoruz. En son bakanlığın açıkladığı 28 bin civarında evet. Test uygulandığı gündeydi. Ama ilk günlere baktığınız zaman 2000'lerle başlamıştık. 2000'ler, 3000'ler, 5000'ler. Bunlar 80 milyon nüfusu olan bir ülke için çok çok düşük testler. Belki de ilk günlerde, yani burada bizim bir 10-15 günlük bir kaybımızın olduğunu düşünüyorum. İlk günlerde biz yine 15-20 bin sayıda test uygulasaydık, daha hızlı bir şekilde izolasyon yaparak COVID tanısı almış olan vatandaşlarımızı izole ederek belki bu kadar yaygınlaşmasının da önüne geçebilirdik. Evet. İlk günlerde çok sınırlı sayıda ve bunun da hatırlarsınız yurt dışından temin etmiştik. Oysa ki kendi elimizdeki testleri ise daha bir hafta öncesinde biz Amerika'ya, başka yerlere ihraç ettiğimizi bizzat devletimizin yetkilileri, bakanlarımız kendileri ifade etmişlerdi. COVID ülkemizde bulunmaya başlandığında açıkçası elimizde yeterli miktarda test yok, yeterli miktarda koruyucu ekipman yoktu. Ama şunu da ifade etmek lazım. Türkiye gerçekten güçlü bir ülke. Gerektiğinde Türkiye'de yaşayan herkes, halkımız birlik ve dayanışma içerisinde yaralarını sarmayı her koşulda başarabiliyor. Evet. İdarecilerimiz bu anlamda organizasyon kısmında yetersiz kalsa da gerektiğinde halkımız bu birlik ve dayanışma içerisinde kendi yaralarını sarmasının da geçmişte de becermiştir. Bugün de yine başaracağını ben düşünüyorum. Bununla ilgili her ikinize de sorum var. Hüseyin Başkan'a da sormak isterim, Hüseyin Bey'e. Hüseyin tamam Başkan, yalnız tomografiyle ilgili kısmı daha sonra tamam, söz... Buraydı, tamam. Gördüm.
Sizin tomografi ile ilgili şeyi, test sürelerini konusunda da bir bilgilendirme yaparsanız. Direkt test süreleri falan. Test süreleri ortalama belki Hüseyin Başkan daha çok ilgi alana giriyor çünkü kendisi laboratuvarda çalıştığı için. Evet. Ortalama 3 ile 5 gün arasında çıkıyor. Hızlı testler var. Aslında onların da güvenilirliği yine tartışılan bir konu. Kaldı ki bugün mesela test yapıyorsunuz, o anda negatif çıkabiliyor. Oysa birkaç gün sonra yapılan ikinci bir teste pozitif görme şansına sahip olabiliyoruz. Bu nedenle de tomografiye daha çok talep arttı ve bu da oradaki iş yükünü arttırdı. Oradaki meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları da birazdan tekrar dile getiririz, konuşuruz. Bir şey daha sorayım, geçelim. Tomografide kesin sonuç veriyor mu durum? Tomografi kişinin pozitif veya negatif olduğu konusunda bilgi vermez. Kişinin klinik bulguları eğer varsa bununla uyumlu olan görüntü sana verecektir. Yani akciğerlerinde bir tutulum varsa tomografi bunu bize veriyor. Ama kişinin pozitif veya negatif olduğu konusunda sadece ve sadece ancak sürüntü ile yapılan testin sonucunda ortaya çıkacaktır. Tamam. Teşekkür ederiz. Hüseyin Başkan, aynı soru cevabını hem de bir laborant olarak sizden almak isterim. Heybet Başkan bir şey dedi ki, bununla ilgili ben aynı zamanda siyasette de uğraşıyorum. Bunu da belirtmiştim. Çelişkili açıklamalar yapıldı. Önce denildi ki 12 Şubat'ta biz kendimiz üretiyoruz, Amerika'ya da ithal ediyoruz, ihraç ediyoruz testleri. Böyle işte 400 bin, 500 bin kit ithal ediyoruz denildi. Aradan bir müddet geçti. Çin bize kit hediye ediyor oldu. Aradan 3 gün geçti. Yok, Çin'den biz parayla alıyoruz dedi. Yani bütün bunlar tabii halkın aklını karıştırıyor. Bizzat senden de bu sorunun cevabını almak isteriz. Test sayısı yeterli mi? Testlerimiz işe yarıyor mu? Halka bu konuda ne demeliyiz biz? Şimdi Kürşat Bey, Evet Bey'in söylediği konuya şurada katılıyorum. Algoritmada, oluşturulan algoritmada laboratuvar ve radyoloji iç içe sokulmuş durumda. Biri birinin sanki farklı alanlarda tanımlayıcısı gibi gözüküyor. Evet. O yüzden ki algoritma laboratuvar testi tomografiden önce gelmeli. Şimdi ülkemizde COVID-19 laboratuvarı kurulmasında çok geç kalındı. Heybet Başkan'ın da az önce ifade ettiği gibi algoritmada laboratuvarla görüntüleme merkezi, radyoloji sanki farklılaştırılmış gibi yapılıyor. Dolayısıyla aslında laboratuvar ön plana çıkartılmalı. Bu sürüntü testi, Heybet Başkan'ın da söylediği gibi 3 gün önce negatif çıkabilir ama 5 gün sonra pozitif çıkabilir. Ülkemizde şu an, bizim ülkemizde COVID laboratuvarı kurulması çok gecikti. Ankara'nın göbeğinde kurulan bir COVID laboratuvarı halen aktif çalışmıyor. Yönetsel olarak da özel firmanın elinde. Sağlık İl Müdürlüğü genetik test aldığı bir kuruluşa bu COVID testlerini çalıştırıyor. Bir saniye keseceğim. Ankara'da bir tane COVID laboratuvarı var. Doğru anladın değil mi? COVID laboratuvarı var. O da çalışmıyor. Şimdi bir de yani Halk Sağlığı Kurumu'nda bir laboratuvar var. Buna evet. Bağlı olarak İlk Zübeyde Hanım Doğum Evi Hastanesi'nin bahçesinde Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nin laboratuvarında COVID laboratuvarı kuruldu. Evet. Yalnız burası özel firmanın elinde, bir genetik firmasının elinde. Buraya Sağlık Müdürlüğü 16 kişi görevlendirdi. Burada bu 16 kişi çalışmıyor. Özel kişi, yani şu an alınmış 16 kişi sağlık devlet memuru olan sağlık çalışanı çalışmıyor. Yerine özel firmadan kişiler çalışıyor. Dolayısıyla orada 16 kişiden belki 3 kişisi çalışıyor. Sonrası kişiler şey yapmıyor ve şu an COVID laboratuvarı düzenli çalışmıyor. Böyle bir dönemde.
Böyle bir dönemde ve şöyle bir şey var. Bu laboratuvarın seri çalışması halinde Hevet Başkan'ın dediği o 28 bin rakamlarının binlere gelebileceğini düşünüyorum. Mesela kaç burada dediniz, tam gelmedi sesiniz. 28 bin olan rakam kaça gelir? 40 bine gelir. 40 bine gelir. Evet, bakın bugün bu rakamı en yükseğe çeken il Erzurum. Evet. Kaç yapıyor Erzurum? Testleri en düzenli yapan il Erzurum yaklaşık gün içerisinde yani 1-24 saatte yaklaşık 10 bin test çıkartıyor. Erzurum nüfusuna oranlarsak evet bu çok önemli bir rakam Erzurum için. Nedenini söyleyeyim. Eski halk sağlığı laboratuvarının her şeye rağmen kapatılmamış olması, orada PCR ve çalışanların bu işi benimsemiş olması. Yani burada Halk Sağlığı Müdürlüğü'nü tebrik etmek lazım orada. Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü o zaman evet. Sizi de tebrik ediyoruz. Gerçekten evet. Yani şöyle bir dönemde bu yapılacak başka bir şey yok. Korumaya odaklanılması gerekiyor. Şimdi başkan şunu söyleyeyim. Aslında biz şuna bakmamız lazım. Bu COVID meselesi, pandemi meselesi aslında yeni bir konu değil. Ben konuları başka bir noktadan testlere falan takılmıyorum ben. Evet. Şimdi dünya konjonktüründe G8 ülkelerinin toplandığı bir süreç içerisinde alınan bir karar sonrası 2019'un başlarında Şubat ayında Dünya Sağlık Örgütü tüm dünya ülkelerine bir yazı gönderdi. Ve pandemi riskinin olduğunu ve tüm dünya ülkelerinin sağlık bakanlarının pandemiye hazırlıklı olmasını istedi. Ne zaman tarihi bir daha alalım seyircilerimiz için? 2019 Şubat ayı. Evet. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili bir senaryo çalıştı. Yaklaşık 600 sayfa. Bu senaryo Sağlık Bakanlığı tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na tevdi edildi. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı 13 Nisan 2019 tarihinde pandemi genelgesi yayınladı. Ve kurumlardan ve Türkiye'de tüm kurumlardan merkezi olarak bu pandemiye hazır olmasını istedi. Uygulanabilir. Hüseyin Bey, tarihi tekrar 13 Nisan 2019. 13 Nisan 19, evet. Yani geçen yıl yapıldı bunlar. Evet, bu geçen yıl yapıldı. Bu pandemi beklenen bir pandemiydi. Yani şey değil, şu andaki konuşulduğu gibi değil. Bu 2018'in sonlarındaki bir süreç, dünya dediğim gibi G8 ülkelerinde dünyanın soğutulması adına yapılan bir toplantıda ve hemen akabinde alınan bir şey, dünya salgının kararı. Yani bu bir tatbikat anlamında mıydı yoksa ya böyle bir tehlike bekliyoruz, nereden geleceğini bilmiyoruz anlamında mıydı? Şimdi yine şöyle söyleyeyim o zaman, 2015 yılında bu konuyla ilgili Çin'de bu virüsün üretildiği ve tehlike altında olunduğu, bununla ilgili tedbir de amacından çıktığı dolayısıyla bu bir olaydı. Konuşuyor. Yani virüs üretiliyor. Evet. Laboratuvarında kontrol altındayken amacından çıktı diye bir sonuca varılıyor. Doğru mu? Evet. İlk örneğini Türkiye'mizde de 2015 yılında Güneş Gazetesi yazdı. Daha önce bilmiyorum. Evet. Şimdi onları ben de o takip ettim. Seyircilerimiz de takip ediyor. Tüm vatandaş takip ediyor ister istemez. Ama komplo teorisi mi, değil mi, yalan mı, doğru mu? Bunu tabii insanlar şey yapamıyor. Tam olarak karar veremiyor. Şert Bey, çok özür dilerim. Bakın, senaryo olmuş olsa bile ben bir vatandaş ve yaklaşık ömrünün %80'i eğitimine adamış birisiyim. Evet. Şunu kabul edebilmem mümkün değil. Senaryo olsa bile. Ülkenin Cumhurbaşkanı 13 Nisan 2019 tarihinde pandemi genelgesi yayınlıyor ve bu ülkenin devlet erkine sahip kişiler bu olayda tedbir almıyorsa burada bunu sorgulamak lazım. Şimdi hastanelere gönderilen yazıda hastane acil afet planlarının oluşturulması istenmiş. Bakın bu olaydan yani genelgeden hemen sonra ülkemizde Erzurum'da bir deprem oldu. Şimdi düzeltiyorum, Elazığ'da. Evet. Neye yakalandık? Hastane acil afet planının ASKOM şeylerinin yetersiz olduğunu gördük. Aslında ülkemizin
devlet erki, en üst erk bu konuyu krize bilerek söylemiş. Anladım. Yani biz burada sorumlu olan idarelerimizin bu konuyu dikkate almayıp ya da devlet erkinin diğer kurumları bunu dikkate almamış. Biz bu şu an yaşadığımız olayların müsebbibi aslında başka yerler. Halen bakın, kurumlarda bu esnek çalışma modeli dediğimiz bir olgu var. Bunu bile idareciler kendine göre yorumlayıp yapıyor. Yani evet. Devletin verdiği görev ve yetki selahiyeti kötü kullandığı için bugün bulaş sağlık çalışanından vatandaşa daha fazla, vatandaş arasında var ama testleri yapılmamış, tahlilleri doğrulanmamış onlarca insan vatandaşa bulaş yapıyor. Doğru. Bakın hatırlayın, bundan bir hafta önce bir genelge yayınlandı Ankara Sağlık Müdürlüğü tarafından. Sağlık çalışanı 5 günde bir test edilecek dedi ama şu an uygulanmıyor. Yani sağlığın ekonomisi olmaz. Konularım içinde vardı Hüseyin Başkan. Yeri gelmişken o zaman ben değineyim o konuya. Özel hayatın gizliliğini de ihlale girmez diye düşünüyorum artık. Çünkü tüm Ankara bununla çalkalanıyor. Belki sen de benden duyacaksın ya da Heybet Başkan bizden duymuş olacak. Şeyler başladı Ankara'da. Sürüntü almalar başladı sağlık çalışanlarında. Birçok sağlık çalışanının da çıktı. Bu sayı televizyonda verilenden çok daha fazla. 621 vermişti en son Sağlık Bakanı rakamı. 600. Nasıl? 601. O rakamdan sonra çok daha fazla arttı ki o rakam verilirken pozitife dönen vakalar da vardı sağlık çalışanları arasında. Ankara'da şöyle bir durum var. Bu Türkiye'nin geneli de böyle. Birçok hastanenin birçok birimi şu an karantina altına alınmış durumda. 112'lerde birçok istasyon kapatılmış durumda. Pozitif çıktığı için vakalar. Off diyoruz, off'a döndüler. İstasyonlar off'a döndü. Kapandı yani. Diğer taraftan hani bu işin biraz da halkımız daha da ciddiye alması için söylüyorum. Ankara İl Sağlık Müdürümüzün de pozitif çıktığına dair Ankara'da şu an biliyorsunuz. Evet. Yani bütün Ankara şu an konuşuyor. Duyulmuş durumda. Şimdi şurada bir soru daha size sorayım. Bir laborant olarak aynı zamanda dediğim gibi soruyorum. Kendi testlerimizi biz üretiyoruz denildi. Orada da bir karışıklık oldu. Hüseyin Bey, kendi testlerimizi biz ürettik mi? ABD'ye ihraç ettik mi? Bu konuda da bir bilgi verir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, biz ilk başta bu COVID virüsünün testini üretmiştik. Yani bunda bir şeyimiz yok. Her ne kadar ağır atlak istese de Hıfzı Sıha Başkanlığı eski adıyla bu testleri üretti. Bununla birlikte özel bir firmada bu testi üretmeye başladı aynı anda. Bunu şirket ismini vermeyeceğim şu an çünkü farklı anlama gelir. Dolayısıyla şu an bizim ürettiğimiz yani kamunun, Sağlık Bakanlığı'nın ürettiği test sayısı ile özel firmanın ürettiği test sayısı arasında %80'lik dilim farkı var. Yani hep şunu söylerim. Krizde de mi menfaat var? Evet, krizde de bir menfaat oluşturuldu. Yani basına yansıdı, bazı şeyleri biliyoruz. Vatandaşa biz test uygulayamazken birileri bürosunda test uyguladı. Evet, onu görüntüleri izledik maalesef. Yani sonuçta şu var bakın. Bizim asıl olan yapmamız, ülkenin yapması gereken olay şu. Ya çıkartılmış kanun ve yönetmelikleri uygun uygulamak. Sağlık çalışanlara bakın. Dediğim gibi COVID-19 laboratuvar altında bir laboratuvar kuruyorsunuz. 19 kişi, 16 kişi görevlendiriyorsunuz ve çalışmıyor. Sayın Bakan, Sağlık Bakanı da diyor ki ben bu sayıyı şu kadara çıkartacağım. Çıkmaz. Şimdi en son yurt dışından getirilen ve bizim hastanemizde de 15 dakikada çıktı iddia edilen bir test. Sizin de belirttiğiniz güvenirliği %25 şeysi var, ölçülebilirliği var. Evet. Dolayısıyla bu sıkıntılı bir durum. Yurt dışından gelenlerde mi bu? Evet, evet. %25 güvenilirlik var. %25. Yurt içinde ürettiğimizde? Bizim kendi ürettiğimizin şeysi daha fazla. %70 bandında biz çekersek zaten MR ve BT'ye gitmesi gerekiyordu. Bu bundan kaynaklı. Peki yurt dışından gelenler genellikle Çin'den geliyor bildiğim kadarıyla. Doğru, doğru. Yani hani meşhur ya Çin malı kötüdür olgusu bu kitlerde de geçerli. Kesinlikle, doğru mu?
Kesinlikle. Yani evet. Biz şunu söyleyebilirim Kürşat Bey. Halen laboratuvarlarımızı nitelikli kullanamıyoruz. Elimizdeki PCR test makinalarımızı nitelikli kullanamıyoruz. Şimdi sırf çalışıyor demek için hastanelere PCR cihazı kullanılıyor. Örnek söylüyorum, bu Çorum'un bir şeysinde tamam mı kuruluyor. Çorum'un nüfusu örnek söylüyorum 250 bin. Bunlar evet. Hep rakamlarla konuşuyorum. PCR'ın oraya gelebilme ihtimali çatlasın 200'dür. Sık bu var demek için yapılmaması lazım. Bu kaynak israfı. PCR yani kısaca diyorsunuz ki atıyorum rakamları. Günde 1000 kullanılması gerekirken günde 100 kullanılıyor. Aynen öyle. Tamam, anlaşılmıştır. Peki Heybet Başkan'a dönüyorum. Heybet Başkan, aynı şeyler tomografide de radyolojide de mevcut mu? Yani bir şey tamam elimizde rakamsal olarak var. Hani ben geçen bir paylaşım yaptım ki ben sendikacılığım döneminde de bunu söylüyordum. Aktif sahada çalıştığınız için dünyanın en iyi makinelerini alsan onu kullanacak bir sağlık personeli. Yani bir insan kullanacak onu. Dünyanın en iyi, hani diyorlar biz bina yapmakla övünüyoruz. Hastaneleri yeniledik. Dünyanın en güzel binalarını yapsanız içinde yine insan çalışacak. Ve insan mutlu değilse, insan güvenliğini hissetmiyorsa ondan verim alınamaz. Sonuçta bu makineleri insanlar kullanacak. Yani makinenin çok olmasından ziyade makinenin verimli kullanılması, yerinde kullanılması Hüseyin Bey'in dediği gibi sayısının doğru kullanılması da önemli. Doğru yerde doğru şekilde kullanılması da önemli. Bu konuda radyoloji açısından durum nedir? Sizden de dinlemek isteriz. Ayrıca Hüseyin Bey bir şeye değindi ki siz de değindiniz az önce. 2019'da siz tarih vermediniz. 2019'da bir pandemi genelgesi dahi yayınlandı dedi. Şimdi halkın içinde de şu var. Yani iki soru sormuş oluyorum şu an size. İkinci sorum da bu. Halkın içinde şu var. Halk sürekli şunu diyor. Sağlık Bakanı iyi çalışıyor ama kabine onu engelliyor. İşte kabine, hükümet Sağlık Bakanı'nın gerisinde kalıyor. Veya başka bir söylendi. Hükümet olmasa Sağlık Bakanı daha iyi çalışırdı. Bu konudaki fikrinizi de ikinizden de almak isterim. Bakanlık eksik mi çalışıyor? Bakanlık her şeyi yerinde yapıyor mu? Kabine onu yavaşlatıyor mu? Ya da o kabinenin önünde mi? Bu konuda da fikirlerinizi almak isterim. Teşekkür ederim. Öncelikle radyolojideki veya görüntülemedeki durumla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Evet, sayıca çok olmak demek bir başarı değil. Nitelik açısından bakmak lazım. Doğrudur. Bugün bizim cihaz parkımız konusunda çok bir sıkıntı yok. Tomografi cihazlarımıza da biz yani 81 ilimizde de rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Her ne kadar bunların %95'i hizmet alımı yoluyla taşeronlaştırılmış olsa bile, yani özelleştirilmiş olsa bile tomografiye ulaşım konusunda pek sıkıntımız yok. Sadece nitelik konusunda çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Niteliğini yani kalitesini etkileyen en önemli faktör de birim zamanda yaptığınız iştir. Çünkü siz diyelim ki yarım saatte yapmanız gereken bir işi 5 dakikada bitirmeye çalışırsanız mutlaka hatalar kaçınılmaz olur. Mutlaka kaliteden de ödün vermeniz gerekiyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Hizmet alımı yürütülen yerlerde yani taşeronlaştırılan yerlerde sizler de biliyorsunuz ki temel mantık şudur. Az kişiyle çok iş yapma. Bunun üzerine, yani bu mantık üzerine inşa edilmiş sistem. Bu nedenle de oradaki çalışan arkadaşlarımızın da özellikle COVID-19 sonrasında iş yükleri 2-3 kat arttı. İster istemez arkadaşlarımızın hem aldığı radyasyon miktarı arttı. Bir de birçok hizmet alımı yürütülen yerde ve özel hastanelerde görüntülemede çalışan radyoloji teknisyenleri koruyucu ekipman konusunda ciddi sıkıntı yaşamakta.
kamu hastanelerinde başlarda sıkıntılar vardı. Sonra bu sıkıntılar kısmen giderildi. Pek sıkıntı yaşandığını söyleyemem ama özel hastanelerde çok ciddi şekilde bu sıkıntı devam ediyor. Bir de hizmet alımı olan yerlerde kamu hastanesinin içerisinde ama hastane diyor ki siz şirket elemanısınız. Siz şirketten bunları temin edeceksiniz. Şirket de diyor ki ben yani bütçem yok. Ben size bu malzemeleri temin edemiyorum. Teknisyenler evet. Yani iki arada bir derede sıkışmış durumda. Bir maske ile bazen 12 saat çalışmak zorunda. Bir eldivenle birkaç saat çalışmak zorunda. Bu konuda çok ciddi sıkıntılar halen devam ettiğini söyleyebilirim. İkinci sorunuza gelecek olursak, özellikle bu pandeminin ortaya çıkmasından sonra şahsen ben bakanımızın yani Sayın Fahrettin Koca'nın performansını olumlu buldum. Fakat bu sadece Sayın Bakan'ın performansıyla tanımlanabilecek bir durum değil. Oysa bürokrasi ülkemizde ne yazık ki geçmişten günümüze olduğu gibi günümüzde de çok hantal bir şekilde devam ediyor. Yani bakanın performansının iyi olması, kendi altındaki genel müdürlerinden tutun da daire başkanlarına kadar veya işte hastane başhekimleri yöneticilerine kadar aynı performansı gösterdiklerini söyleyemem. O nedenle yani biraz bu konuda ciddi sıkıntılar oldu. Yavaş yavaş onlar da artık bu tempoya uymak zorunda kaldılar. Umut ediyorum ki en kısa sürede ve en az kayıpla biz bu pandeminin üstesinden gelebileceğiz. İnşallah. Peki Hüseyin Bey'in bahsettiği 13 Nisan 2019'da yayınlanan genelgeyle pandemi genelgesiyle alakalı sizler de 2019 yılı içerisinde çalışma yaptınız mı? Yürütüldü mü? Bir hazırlık yapıldı mı radyoloji açısından? Veya bildiğiniz sadece radyoloji hani radyoloji üzerinde soruyorum ama siz direkt evet. Şeyi de algılayabilirsiniz. Bildiğiniz sağlık sektöründe bildiğiniz şekilde ulaştığınız bilgiler üzerinden de açıklayabilirsiniz. Bu genelgeden evet haberdar oldum. Ben de işte sosyal medyadan haberdar olduk. Fakat bu konuda yine yerellerde taşra teşkilatlarında Hüseyin Başkan'ın da ifade ettiği gibi gereklerini yerine getiren ve buna ilişkin bir çalışma yürüten bir durum ne yazık ki şahit olamadık. Yani belki bazı büyük hastaneler bu işi yapıyormuş gibi görünseler de bizim ülkemizde biliyorsunuz bu tür işler genellikle mış gibi yapıyoruz, yapmış gibi yapıyoruz. Oysa özünde çok uzakta kalıyoruz. Kağıt üzerinde sadece göstermelik olarak yapıldığına ben inanıyorum. Yoksa biz bu pandemiye ilişkin tedbirleri almış olsaydık bugün belki bunları yaşamıyor olacaktık. Evet. Bir anlamda hem tedbirsizliğin hem özelleştirmenin de sonuçlarını yaşıyoruz. Başkan bir cümle daha eklemek istiyorum. Tabii ki. Yani gerek bakanlık gerekse hükümetin en tepesi Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere sürekli biz işte bu pandemiye hazırız söylemlerinde bulundular. Oysa bu pandemi gelip de kapıya dayandığı zaman tüm çıplaklığıyla aslında bu söylemlerin çok daha doğruyu yansıtmadığını gerek biz STK'lar bunu belki daha öncesinden biliyorduk. Toplumda bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ve altının boş olduğunu yani kısaca bizim bu pandemiye gerekli ve yeterli hazırlığı yapmadığımız tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Evet.
Zaten şöyle bir durum var. Sağlık Bakanı 2 gün önce yanlış hatırlamıyorsam yaptığı basın açıklamasında haber ana haber bültenleri sürerken biliyorsunuz basın açıklaması yapıyor. Daha çok kişiye ulaşmak için. Bu açıdan hani gazetecilik açısından bakınca, basın açısından bakınca doğru bir hamle. O saatte açıklamalarını yapması. Çünkü mümkün mertebe insanların aklına sokmalıyız bu tedbirleri. Ama orada yaptığı açıklamada şöyle bir şey söyledi. Biz dedi bütün devletlerden önce hazırlık yaptık. İşte tedbirimizi aldık. Ben buna katılmıyorum. Tarihsel olarak takip ettiğimiz zaman Çin'de bu olay başladığında belli bir noktaya geldi. Yavaş yavaş 1-2-1-2 diğer ülkelere bulaşmaya başladı. Bizim şansımız da şu oldu. O da açıklanan veriler üzerinden tabii bunu söylüyorum tarihleri. Bizim şansımız da şu oldu. Bizde geç girdi. Bizim ülkemizde geç tespit edildi ilk vaka. O sırada dünyada bunun ciddiyetinin farkına varıldı. Aslında biz İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da sorunlar başladığı zaman, Amerika'da yayılmaya başladığı zaman daha erken tedbir alsaydık, daha erken yurt dışından gelenleri kontrol altına alsaydık, umrecileri daha erken tedbirlerle kontrole başlasaydık, ben inanıyorum ki bu kadar da artmayacaktı bu iş. Maalesef özellikle umrecilerin, hani bunu ben Diyanet işlerinden arkadaşlarla da görüştüm, umredeki şartları, hacdaki şartları, orada kanter içinde tükürüklerle birbirine bulaştırabilir çok rahat dedi insanlar. Oradan gelenlerin birçoğunda var ki zaten Konya valisi açıklama yaptı. Bizde dedi 284 tane vaka var ama bunların 261'i umreden gelenlerdir. Konya'nın içinden değildir. Bu zaten bir tespit ve bir itiraf anlamı taşıyordu bu. Şimdi bu noktada biz erken tedbir aldığımızı ben de düşünmüyorum. Tamam tedbirlerimizi biraz daha erken aldık ama olayın ciddiyetine varıldığı zaman asıl dünyada illa bize girmesini bekledik. Bizim hatamız, en büyük hatamız bu oldu. İlla bu işin bizde de görülüp artmasını bekledik. Hatırlarsanız ilk vakanın görüldüğü günlerde biz ne tartışıyorduk? İdlib'den yeni bir göç hareketi geliyordu. İran'dan Afganlar ve İranlılar bize geliyordu. Ki İran'da da baş göstermişti, vaka sayısı çok fazlaydı. O esnada da biz yurt dışına Trakya tarafındaki kapıları açtık. O göçmenlerle ilgileniyorduk. Hatırlarsanız gündemimizde virüs yoktu, gündemimizde pandemi yoktu. Ama o sırada dünya pandemiyle uğraşıyordu. İşte o günlerde biz o gündemle uğraşmak yerine bunlara tedbir alsaydık, bugün ben inanıyorum ki Türkiye çok daha iyi durumdaydı. Bu kadar vaka olacağını da düşünmüyorum. Daha erken kesmiş olacaktık bunları. Özellikle sınırlarımızda nasıl kontrolsüz bir giriş oldu. Ve onların birçoğu bize getirdi bunları. Ben inanıyorum. Kürşat Bey. Evet. Biliyorum seni. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dünya özellikle Çin'de bu COVID-19 virüsünün görülme tarihi etkin olarak açıklanan tarih Kasım Aralık gibi konuşuluyor. Evet. Doğru mudur? Doğru. Lakin ben şunu iddia ediyorum. Bizim ülkemizde biz bu olayı Haziran sonu itibariyle yaşamaya başladık. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine bakarsak tanısal işlemsel biriminde nedeni açıklanamayan ölümlerimiz var. Nedeni açıklamayan ölümler. Evet. NOAP dediğimiz nedeni açıklanamayan üst solunum yolu enfeksiyonlarımız var. Evet. Ve hastalık ilk kronik devam etti. Global enfeksiyonda, influenza'da normal şartlarda şu Anadolu tabiriyle söylüyorum, ilaç alırsan bir hafta ilaç almazsan 7 gün mantığı vardır. Tekrar alabilir miyiz? Ses çok kesik geldi. Yani Anadolu'daki vardır, ilaç alırsanız 7 gün, ilaç almazsanız bir hafta. Şimdi sonuçta şu var, bizim ülkemizde verileri değerlendirildiği zaman aslında ülke olarak biz COVID'le Temmuz sonu Ağustos gibi karşılaştık. Yani sizin İran, Irak vesaire kapılar meselesi, Suriye meselesinden daha önce. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bu dönemdeki influenza'nın suçlarını kimse açıklayamadı. Biliyorsunuz influenza'nın suçları var. Her yıl değiştirir. Evet. Bir jenerasyon değiştirir. Bu dönemdeki global enfeksiyonlar, üst solunum enfeksiyonları yaklaşık 1,5-2 ay sürdü. Hemen hemen herkeste şu an COVID belirtilen
kusma, ateş vesaire tabloları oluştu. Evet. Ve o dönemde tedavi olarak şu an Sağlık Bakanlığı'nın kullandığı halk arasında kinin olarak bilinen ilaçlar önerildi. Bunu kim yaptı? Mesleğinde ilerlemiş, iyi şekilde bilinen dahiliyeci arkadaşlar ve gastroenterolog arkadaşlar bunu önerdi. Bakın, enfeksiyoncular vesaire önermedi bunu. Ben bunu birebir takip ediyorum. Yani ben şunu söyleyebilirim. Aslında biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu genelgesini çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ve ben bu ülkemizde bu vakanın Çin menşeili evet ama biz bunu değişik varyasyonlarla yaşadık. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın Sayın Fahrettin Bey'i birebir tanıyan birisiyim. Yaptığı uygulamaları başarılı bulurken kendisi yani sitemden yazdığım bir haberde şunu söyledim. Kandırılıyorsunuz. Evet, başkanın dediği gibi bürokrasi inanın çok farklı şeyler yaptırıyor. Bu dönemde Mart 13 ile Nisan tarihlerindeki genelge borsası yaşadık. Neyi bir daha alabilir miyim bunu? Genelge borsası. Genelge borsası. Evet, 13 Mart'tan sonra genelge borsası yaşadık. Sayın Fahrettin Bey adına bir genelge çıkartıldı 13 Mart'ta. Cumhurbaşkanlığı genelgesinin arkasından hemen Sağlık Bakanlığı'ndaki işgüzar bazıları bir genelge yayınladı. Evet. Kronik hastalığı olan vesaire diye bir genelge. Buyurun. Bu Cumhurbaşkanlığı yayınlıyor. Yani siz şunu diyorsunuz şu an. Anlayalım, ona göre gidelim. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgelerde de Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi olmadan mı ya da biz yaparız Sağlık Bakanı, Sayın Bakanım siz durun deyip de işgüzarlık mı yaptılar? Vazife mi çıkardı? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Bir Sağlık Bakanı kendi uhdesinde bulunan bir genel müdürlük ya da daireden yazı çıkmaz. Makamın bir şeysi vardır. Genelge yayınlama yetisi vardır. Genelgesini kendisi yayınlar. Evet. Ve genelge tarih sayı numarası olmadan kesinlikle çıkartılmaz. Yayınlanmaz, doğru. O günkü çıkartılan genelge ve daha sonraki çıkartılan genelgelerden çoğunda gördük. O gün gece 13'ünde gece 23.40'da yeni bir genelge yayınlandı fark ederseniz. Ve burada da bir polemik oluşmaya başladı. Biz dolayısıyla Sağlık Bakanı'nın baklandığını düşünüyoruz. Bunu nerede gördük? Mehmet Mezunoğlu'nun Sağlık Bakanı olduğu dönemde kendisine süt bankacılığı adı altında bir evrak verilip basında okutturuldu. Yani ben şunu söylüyorum. Biz bazı şeyler unuttuk ama devletin içerisindeki kurumlar iş başında. Evet, anladım. Yani şu an diyorsunuz ki tam anlayalım. Sesiniz de kesik kesik geldiği için ben tekrarlıyorum. İnşallah bir dahaki yayına bunu düzeltmiş olacağız. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda 13 Mart derken bu 13 Mart'ı diyorsunuz değil mi? Geçen yıl değil. Evet, evet. 13 Mart 2020. Bu 13 Mart 2020'den sonra bir genelge furyası başladı. Evet. Ve bu furyada da çıkan genelgelerde, ilk genelgeden sonraki genelgelerde tarih ve sayı yok. Doğru mu? Genelge yok. Daha sonra hemen akabinde yine bir genelge yayınlandı. Bakın, bakan bununla ilgili soruşturma başlattı. Evet. Ha, bakan bizzat kendisi soruşturma başlatıyor. Bu nereden çıktı diye. Tabii. İşte şu var. Bürokrasinin bu ülkedeki geldiği nokta burası. Yani Sağlık Bakanı bakın istediği kadar başarılı olsun. Yani bilir, kendi personeli bakanı zorda bırakıyor yaptıkları. Aynen öyle. Şu an Sağlık Bakanı, Sayın Sağlık Bakanı çok sıkıntıda. Şunu söylüyorum. Hali hazırda bunlar içerisinde yönetim olarak sağlık yönetim hizmetleri, acil yönetim hizmetlerinde bu sıkıntı revaçta. Cumhurbaşkanı ve Sayın Bakanı başka konuşuyor. Sağlık Bakanı başka aşağıdaki uygulayan bürokrasi çok farklı şeyler yapıyor. Hüseyin Başkan. Özür. Estağfurullah. Son bir alacağım da bir şey söyleyeceğim. Şu an konuştuklarımız çok önemli şeyler. Ben anlıyorum, bilmiyorum izleyiciye gidecek mi? Biraz da tecrübemizle anlıyoruz. Programı bugün fazla uzatmak isterim bundan dolayı. Niye? En geç 2-3 gün içinde bir daha program yapalım.
Sesi halletmiş. Gerçekten çok önemli şeyler söylüyorsunuz şu an. Yani bunların bilinmesi gerekiyor. İşte bunların tartışılması gerekiyor. Halkın kafasındaki birçok şey şunlar cevaplar. Yani ne diyorsunuz? Ben Sağlık Bakanı'nı bizzat tanıyorum. Bizzat Hı-hı. kendisine de söyledim. Hı-hı. Genelgeler tarihsiz çıkıyor. Ben eski bir memur olarak, bir sendikacı olarak, bu işleri bilen bir kişi olarak evet genelgelerin tarihsiz sayısı çıkmasının ne anlama geldiğini iyi bilen bir insanım. Artı diyorsunuz ki kendi memurları, kendi bürokratları, kurmayları Sağlık Bakanı'nı zorda bırakıyor. Bunlar gerçekten Hı-hı. çok önemli ve birçok şeyin cevabı olacak şeyler. Bunları Hı-hı. ayrıntılı dinlemek ve vatandaşa da güzel aktarmak isterim. Bizim amacımız şu an bu zaten. Kürşat Başkan, ben araya girmek istiyorum. Sözünüzü de keserekten. Evet. Müsaade var mı? Bitireyim, şimdi... hemen bitireyim vereyim size. Şimdi bunları tekrar, yani demiştim zaten ilk konuşmanın şeyinde, programın başında söylemiştik. Bu bir kerelik olmayacak programımız inşallah. Sesi halletmiş olmanı istiyorum. Amacımız da bu, biliyorsunuz isim vereceğim. İnsanlar Nagihan Alçı'dan virüsü dinlediler. Mete Yarar nedir? Güvenlik uzmanı. Güvenlik uzmanı da değil, askeriyeden mezun. Güvenlik uzmanı bundan virüsü dinlediler. Mehmet Metiner'den virüsü dinlediler. Bakın burada şu an ehil kişiler var burada. Ve bu kişi, bu programın moderatörü kim? Benim, ben de eski bir toplum sağlıkçıyım. Sağlık memurluğundan istifa etmiş bir kişiyim. Yani Sağlık Bakanlığı'nda. Moderatör de bu konuları bilen bir kişi. Doğru mu? Halka evet. ulaşması gereken program bu. Halka ulaşması gereken bilgiler, ikinizin verdiği bilgiler, hatta şimdi söyleyeyim ben, Sağlık Medikal Sendikası Genel Sekreteri bir arkadaşımız var. Onu da ben eklemek istedim ama bugün yoğundu, Ticaret Bakanlığı'nda işlerimiz var dedi. Bu tip arkadaşları da ekleyelim. İnşallah bir dahaki programda daha genel bir bilgilendirme yapalım. Bu bilgiler kesintisiz halka ulaşmalı arkadaşlar. Doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyorsunuz. Katılıyoruz. Evet. Şimdi yani evet ben de duyuyordum, biliyordum ama Hüseyin Başkan şu an net konuşuyor. Nerede, şimdi, ne olduğunu, tarihini, her şeyini veriyor. Heybet Başkan, sana söz hakkı veriyorum. Sonra Hüseyin Başkan'a vereceğim. Hüseyin Başkan lütfen öbür programa ses konusunu halletmiş ol. Seni net duymak istiyoruz. Bilgin olsun. Şimdi Sayın Başkan, aslında bu bunlar gizli, saklı bilgiler değil. Evet. Sadece Hüseyin Başkan'ın bir farkı var. Bunları korkusuzca, kimsenin söyleyemeyeceği şeyleri korkusuzca söyleyebilme özelliğine sahip olmasıdır. Yani o nedenle Hüseyin Başkan'ın çok farklı bir yeri var. O hakkı da teslim etmek lazım. Evet. Biraz önceki söz aldığımda ben bakan her ne kadar performansı çok yani çok çok iyi olmasa da en azından performansını olumlu buluyorum ama bürokrasinin çok hantal olduğunu Hüseyin Başkan'ın da ifade ettiği gibi zaman zaman bürokratların bakanı da yalanlayan durumda bıraktığını ve belki de o çalışmalarını ters yüz eden, bakanı bir nevi sıkıştıran, darda bırakan bir takım uygulamalar. Bunları aşmamız gerekiyor. Şu anda COVID denen çok ciddi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Yani bir seferberlik halinde bürokratı da, çalışanı da, sahadaki sağlık çalışanı da, evlerinde kalın dediğimiz vatandaşlarımızın da ancak birlik beraberlik içerisinde bir seferberlik ruhuyla hareket edersek bu pandeminin üstesinden gelebiliriz. Yoksa ülkemizde de biz birkaç gün sonra İtalya'da, İspanya'da, Amerika'da arzu etmediğimiz görüntüleri görmek çok daha uzağımızda değil. Evet. Ama her şeye rağmen, her şeye rağmen az önceki bahsettiğimiz bu bürokrasinin hantallığına rağmen biz yani bunları aşabilecek bir kapasitede olduğumuzu, bu gücümüzün her koşulda var olduğunu ifade etmek isterim.
Bu programlar çok önemli. Özellikle sizin gibi başkentin, sağlığın başkenti gibi rahat konuşabileceğimiz programların halk tarafından daha geniş kitlelere ulaşması gerekiyor. Halkın artık gerçekleri öğrenme vakti diye düşünüyorum. Evet. Evet, ulusal büyük tirajlar yapan gazeteler olsun, ulusal basında olsun, biz kimlerden dinlemedik ki? Ama gerçek sahada çalışan kişiler haricinde bizzat bu mücadeleyi omuzlayan ve adeta cephede savaşan kişiler dışında herkes konuştu. Bir tek onlar konuşmadı. O açıdan sizin bize bu fırsatı vermiş olmanız çok değerli ve anlamlı buluyorum. Ve bunun da devamını diliyorum. Umarım daha sonraki programlarda yine biz birlikte ülkemizin bir adım daha ileriye gitmesi, bir adım daha bunu yukarıya taşımamız noktasında bizler de elimizden ne geliyorsa elimizi taşın altına koymanın vaktidir diyoruz. İnşallah. Ve bu anlamda tekrar size teşekkür etmek istiyorum. Sizin de programınızın da başarılı olmasını diliyorum. İnşallah. Aha. Evet Hüseyin Başkan, sendeyiz. Başkan, sesimde sıkıntı var mı? Şu an geliyor musun? Sesin geliyor, kesik kesik geliyor bazen. Önemli yerler niyeyse kesik geliyor. Ondan dolayı. Şimdi şu an nasıl geliyor bilmiyorum. Yine bir mikrofon değiştirdim kulaklığı ama bilmiyorum artık. Şu an geliyor. Bak tekrar söylüyorum. Nerede kesileceği belli olmuyor. İnşallah daha net alacağız sesini öbür programa. Tamam. Ben şeyi değiştireceğim. Sistemi değiştireceğim. Söylesin. Şimdi başkanım bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Biz şu an COVID-19'da mücadele ediyoruz. Hedef Beymet Türkiye'nin söylediğiyle. Doğru mu? Evet. Ben de diyorum ki COVID-19'un yanında sağlık çalışanlarının hak kısıtları var. Sağlık çalışanları mağdur. Bakın Başbakan ve düzeltiyorum Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı ne dedi? 3 ay tavandan ödeme dedi. Bakın yayınlanan genelge yine bir açıklarla dolu. Bugün Ankara'nın göbeğinde şehir hastanesinde pandemi birimi, pandemi hastanesi kabul edilmediği için sorunlar çıkıyor. Evet. Yani bir şeyi siz çalışanları pandemili, pandemisiz onlu bunlu diye ayırt ederseniz sınıf farkı. Hani konuşuruz ya, herkes kitabı konuşur ya. Buna tüm sivil toplum örgütleri, tebesi, osu, busu fark etmez. Sağlık bir ekip işi. Nerede bu ekip ruhu? Ya şimdi ben iş yapıyorum da Heybet Bey yapmıyor mu? Ya da hemşire Ayşe Hanım yapmıyor mu? Yani alan gerçekten çok parçalı bir yapı dönüldü. Çoronun var, dört tellisi var, osu var, busu var, busu var. Yani ben artık alfabeleri sayamaz oldum. Yakında bu ST'leri de kullanacağız yani. Evet. Bu noktadayız. Dolayısıyla ben şu an yapılan işlemin evet, isimsiz kahramanlar sağlık çalışanları fakat sıkıntı var mı sizde? Geliyor şu an. Yani savaşan gizli kahramanlar, askerler sahada atlanmış durumda. Evet. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yine yer ve şey vereceğim. Konum vereceğim. Sakarya. Evet. Sakarya'da sağlık çalışanlarının travma testi yapılmıyor. Koruyucu ekipman verilmiyor. Acil hizmetlerden sorumlu sağlık müdür yardımcısı ya da komutadan sorumlu başhekim yardımcısı ve başhekim kendisi çift N95'te gezerken orada çalışan ambulanstaki arkadaşlarda sadece ve sadece normal maske var. Çalışma şekli direkt düşürür. Amire güvensizlik oluşur. Ekip arkadaşına güvensizlik oluşur. İş yerine güvensizlik oluşur. Sayarız da sayarız.
Başka bir şey Sayın Başkan. Burada şu var. Bu insanlar, bakın, oradaki testler yapılmadığı için yine bir bulaş noktasında. Tabii ki. Onu, o zaten 2x2=4. Hani ben diğer anlamda da saydım bunları. Asıl bakın, sahadakine verilmiyor. Hı. Evet. İşin garip tarafıdır. Ben buna Allah'ın idari tecellisi diyorum. Bu malzemelerle çift maskeyle gezen arkadaşlar pozitif çıktı, biliyor musunuz? Başkan, yani, başkan, ben bir konuda bilgi vereyim. Evet. Biraz önceki konuşmamızda COVID'e yakalanan sağlık çalışanlarla ilgili konuşurken Sağlık Bakanı 601 dedi. Daha sonra herhangi bir bilgi vermedi. Bir detaya da girmedi. İstanbul Tabip Odası'nın dün yaptığı bir açıklama var. İstanbul'da sadece 1000'in üzerinde sağlık çalışanında pozitif çıktığı yönünde bir açıklamaları var. Maalesef. Türkiye genelinde de 2000 civarında bir pozitif sağlık çalışanı. Efendim? İmser sayı veriyorsun başkan. İmser sayı veriyorsun. Yani, en azından bunlar yapılan resmi açıklamalar diyeyim. Evet. Hı-hı. Çok imser sayı belli veriyorsun başkan. Tamam, belli olan bir de. O bizim elimizdeki veriler öyle değil. Evet. Doğru, Hüseyin Başkan. Hüseyin Başkan. Buyurun. Eğer şeyse dediğim gibi bakın ben size şunu göstereceğim. Şöyle göstereyim. Bu var, arkada bir listem daha var. Emin olun benim gündemim sizden daha fazla, daha dolu. Ama şöyle bir durum var. Senin sesin gelmeyince benim canım sıkıldı şu an. Ben bu soruları senin sorun söyleyeceklerden daha keskin sorular var belki burada. Bu soruların cevabını net duymak isterim ben. Halkımıza da vatandaşa da net ulaşsın isterim. Gerçekten şu an önemli bir görev yürütüyoruz. Bakın saldırmadan, haykırmadan, kimseyi kötülemeden resmi veriler üzerinden güzel bir program yaptık. Doğru mu arkadaşlar? Hepimizin evet. Belli görevleri var. Belli seviyede yaptık. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Ben bu programın halka bir şeyler öğretmesini, bir şeyler aşılamamızı istiyorum. Bu nedenle bu sorularımı, önümüzdeki soruları bir dahaki programda sorup, yani bunların birçoğunu ben biliyorum da. Hani ne oluyor? Senden mesela şeyi biliyordum. Sizden tarihleri almış oldum. Net bilgiler almış oldum. İnsanın aklında bir şüphe kalmayacak şekilde. Sağlık Bakanlığı aktif görevde çalışan kişiler olarak tanımladınız şu an, anlattınız. İnsanlar bunları dinlemeli. Buradaki soruların cevaplarını da net vermeliyiz biz insanlara. İnsanların artık aklı karışmamalı. En azından biz faydamız olsun bu ülkeye. Ve dediğim gibi saldırmadan, iftira atmadan, küfretmeden, hakaret etmeden devlet adamı modunda güzel bir program yaptığımızı inanıyorum ben. Sayın Başkan özür dilerim. Bakın şöyle söyleyeyim. Ben bu söylediklerimin hepsini kendime ait sistemde yazdım zaten. Bu devlet erki tarafında o kontrolü yapılan bir site. Evet. IP kodlamasını biz bildiğimiz için IP'den Sağlık Bakanlığı'nın bürokratlarının hepsinin girdiğini biliyoruz. Bugüne kadar bu yazılan hiçbirine yalanlama gelmedi. Şimdi haklısınız, halka ulaştırmalıyız. Ben de onu söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum. İftira olmadan. Biz bu anlamda söyledik. Bizim milletimiz okumayan bir millet biliyorsun. Dinlemeyi sever. İzlemeyi sever. Okumaz. Başkan program biterken sesi düzeldi yani. Evet. Daha net gelmeye başladı. Acaba duvara mı yapıyordu az önce? Ben de aynı espri yapacaktım. Yok kesinlikle. Değerli arkadaşlar. Hüseyin Başkan var mı son bir sözün? Tekrar söylüyorum. Son söz anlamında değil. Daha iyi duymak için bunu bitiriyorum. Bilgin olsun. Ya şimdi şöyle söyleyeyim başkan. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Genel anlamıyla sahada mücadelenin tek şeysi birlik olmak. Birlik olamadığımız müddetçe sadece şunu yapmış oluruz. Körler sağırlar, birbirini ağırlar meselesi olur. İnanın şu an yaşadığımız konu bu. Biz sağlık çalışanları ve bakanlık olarak bunu yaşıyoruz. Bu ülkede yöneticilerin, ben özellikle yöneticilere şey yapıyorum, masa başındaki çalışan yaklaşık 32 bin sağlık çalışanını, hekim dahil, siz sahaya sürmüyorsanız burada sağlıkta başarıdan bahsedemezsiniz.
Bakın, aldım. Rakamından bahsediyorum. Notumu aldım. Öbür programda bunu konuşacağız. Sivil görev yürüten sağlık başında çalışan, sağlık çalışanı. Sağlık personeli. Notumu aldım. Öbür programda bunun üstüne gideceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. İnşallah bu ciddiyetle programımıza devam edeceğiz. İnşallah yeni katılımcılar da ekleyerek devam edeceğiz. Sağlığı sağlıkçılardan dinlemeniz sizlere faydalı olacaktır. Programımızı değerli arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz, programımızı burada bitiriyoruz. Güzel, akıcı bir program oldu ama Hüseyin Bey'den, Heybet Başkan'da bir sorun olmadı ama Hüseyin Başkan'da maalesef ses kötü geldi. Hüseyin Başkan'ın da bir özelliği var. Sürekli sendikacı olmasından dolayı aktif şu an sendikacı. Bu konuların içerisinde yazışmaları, her şeyi kontrol etmek durumunda. Ki bu konularla da gönüllü ilgileniyor aynı zamanda. Ondan size gelecek olan bilgileri es geçemeyiz. İnşallah bir dahaki programda ses sorunu da halletmiş olacağız. Programımızı beğendiğinizi umuyoruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tüm Türkiye'ye sağlıklı günler. Sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımızın sağlık durumlarını inşallah bir daha fazla bozulmadan güzel bir şekilde çalışmalara devam etmelerini temenni ediyoruz. Sayın katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Verdiğiniz güzel bilgiler için ağzınıza sağlık. Bir dahaki programda görüşmek üzere.